Ala ben çok gerildim ya. Ya başaramazsak, ya başarısız addedilip toplumdaki saygın pozisyonumuzu kaybedersek? Senin toplumda bizim bilmediğimiz bir saygınlığımı falan sahne oğlum. Değil la. Niye ya? Yok mu? Saygıdeğer değil miyim ben? Sen saygıdeğer değilsin oğlum. Sempatiksin. Sempatiksin. Hayatta da kaybedecek hiçbir şeyin yok olsan. Sempatiksin sen. Sempatik, sempatik. E benim durumum ne olacak şimdi? Benim gibi bir kötülük abidesi neden Tahsin'e yardım ediyormuş? Şerif insanlara yardım ediyor dedirtmem ben kendime. Ya Şerif abi senin durumun başka ya. Sen yardım etmiş olmayacaksın ki. Sen onların kaybetmesine vesile olacaksın. Onlar şimdi kazanmanın hayaliyle ne yapıyorlar? Yanıyorlar. İşte sen onların hayallerini parça pinçik edeceksin. Gene bir hayınlık, bir itlik var ama bu defa kopukluk yok. Aramızdaki bağdan bahsediyorum gençle. Şimdi konuşmaya başladın bebek. Ne yapacağız şimdi? Önce hazırlık yapacağız. Bana istihbarat lazım. Bu adam kimdir? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Gerçekten bahsedildiği gibi gül müdür? Tiken mi? Abi sözünü kesiyorum ama. Önce takım liderini seçmeyecek miyiz? Takımı ben kurdum ya oğlum. Oldu. Takımı kuran mı yönetiyor abi? Nerede görülmüş ya böyle bir şey? Bunu herkes bilir ki bir takımı teknik direktör yönetse de o takımı kuran bütün futboldan anlamayan yöneticiler ve paralarıdır. Sen kimi yiyorsun Ali abi? Sempatik de bir şeylerin farkında yani. Ne yapalım yani Oğuzhan? Hayatımızın en büyük meydan okumasına sen mi önderlik edeceksin? Sen mi taşıyacaksın bizi başarıya? Babamlarımı sen mi yapacaksın? Ali Gültiken'i sen mi vuracaksın? Sempatik! Tövbe abi bak benden komutan falan olmaz abi. Ben kalifiye erim, yığınım ben. Kalabalığın içindeki yalnızım. Patlamış mısırın altında kalan tuzum. Kavanozda o uzanılmayan küçücük turşucuk parçacığı var ya. İşte o benim abi. İri kemik sağlam konuştun. Bırak bitirsin lafını. Heh bu normal bir yarış değil abi. Biz en zayıf takımız. Biz gerçek kötüleriz. Anormal bir yarışta da normallikten medet umamayız. Bu yüzden benim takım lideri adayım Şerif abi. Hırsa bak. Ben beceremez miyim yani? Yanlış anlama ama saygıdeğer abi. Bugüne kadar neyi becerebilmişsin ki bunu becerebilesin derler adama. Lan! Gelelim şu kaptanlık meselesine. Benim öyle kaptanlık maptanlık gibi işlerde gözüm yoktu kesinlikle. Ama madem ki halkımız teveccühünü göstermiş, milli iradeye saygı göstermek lazım değil mi? Takılı lan peçime. Neyse rengimizi gördüğümüz iyi oldu. Hadi bakalım oğlum. Hoş geldiniz. Kaç oda bir salon lan bura? Abicim dairemiz 3 oda bir salon zombili. Oha otel odası gibi yemin ediyorum. Allah'tan senin peder sigortayı falan kesmemiş. Buranın bir geceli benim kaldığım en baba otelden daha pahalıdır ha. Sen niye otelde kaldın lan? Ne oteli? Uygulama oteli. Şeydendir ya. Neydendir? Müşkülümdür. 3 günlük dünya. Sen ne zaman niye kaldın oğlum otelde? He? Beyin düşün hızlıca cevap ver gözünü seveyim bak 40 yılda bir işim düştü hadi. Gençler şimdi çalışma zamanı bana acil bir şey bulmanız lazım. Abime yakalanacağım lan bakıyor adam. Bak şimdi doneleri veriyorum. 1 dolar, 2 gece işçisi, 3 2 saat. Bunları bir araya getirip bana acilen bir bahane uydurun. Tık lan şu sarı altılıyı da at bir. Ben mi öğreteceğim bunları size? İnsan kendi beynine akıl verir mi? Hadi. Yalan bulamadın tabii. Yiğit Bey geçmiş olsun. Biz sana sütlen kolonya getirdik. Yalnız onları karıştırma bak. Dikkat et. Beyaz olanı içeceksin, şeffaf olanı da süreceksin. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl karıştırayım ben bu ikisini? Vallahi bazı mallar var abisi. Bu konuyla ilgili bir çift lafın olabilir mi acaba? Ya anlatmasana şunu insanların içinde. Kazaydı o. Elin adamın önünde birbirimizi mi gömelim? Hı? Elin adamının önünde birbirimizi gömelim. Tamam. Bu da ne yaptı biliyor musun abisi? Tarkan'ın kuzu kuzu dönemi yok mu? Yaptı saçları öyle. Onun gibi giyindi. Mahallede dolandı durdu. Atmayın sokağa sakızlarınızı, atmayın. Sonra bunları kuşlar bulup çiğniyorlar cakkıdı cakkıdı. Yiyorlar. Bakma teyze, evet ben ağzındaki sakızı balon yapıp patlatan bülbül gördüm bu mahallede ya. Hayvanlara da yazık. Yarın bir gün bunlar toplayıp yerdeki izmaritleri gelseler, bizden ateş isteseler ne yapacağız? He? Çımartmayın şunları ya. Hayret bir şey arkadaş. Vay, kazı çalışmaları başladı demek. Adam gömmece ha? Ulan sırf ben mi yaptım onu? Sezai'yle Turgut abi de giyip mahallede gezdiler ya.
Ne çirkin bir görüntüydü o ya. Çirkin diyene bak sen ya. Aslanım sen deli yürek zamanı. Evet. Niroğlu paltosu giyip okula gittin ya lan. He? Niroğlu paltosu diyorsam yanlış anlama. O zamanlar biz yine fakiriz. Babamın bir tane paltosu vardı. Böyle turuncu renkli soluk bir şey biliyorsun. Abi sığıra da beş beden büyük geliyor yani. Anam da onu bir hafta edilemiş. Nasıl oluyor? Bütün mahalleyi kokuttu okula öyle gitti sığır. Sır sır. Kızlar nasıl bakıyordu ama biliyor musun Yiğit? Sınıfa girdiğim vakit herkes ayağa kalkıyordu saygıdan. Müfettiş geldi zannetmişlerdi. Lan gecit gibi donanmışsın. Vay senin ayağın iyileşti herhalde. Şekil Efendi bana laf soktuğuna göre. Metin'im ilk tanıştığımızdan beri mütemadiyen sıra sıra laf sokuyorum ben sana. İlk defa bir tanesini anladın ha. Gelişme var bunda aferin. Abi ne dedi bana ya? Bana ne oğlum bana mı dedi? Ne dedi Cumhurbaşkanı? Lan oğlum sen koskoca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Twitter hesabını niye aparıyorsun lan? İşte adam bir tanesi de ondan sonra ta Azerbaycan'dan kalktı geldi motoru görmek istiyor. Ne güzel haber lan bu. Vallahi çok mutlu oldum. Uçuyorum gibi sanki şu an. Morfine biraz yol verdim ondandır. Sen biraz takıl hem beleş hem de yasal. Biz o arada geri kalanını hallederiz. Vallahi işte artık adamın aramasını bekleyeceğiz yani. Telefon numaramızı da verdik. Fülülü fülülü hayırdır? Lan! O vallahi arıyor billahi. Dur lan. Kapattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bana çağrı yaptı ya lan. Geri ara. Hemen ara. Tabii. Alo. Adam daha telefon çalmadan açtı ya lan. Alo. Cumhurbaşkanım evet. Yarın aynı saatte aynı yerde. Tamam. Öptüm bay. Ne dedin sen? Öptüm bay mı dedin? Oğlum mal mısın? Öyle bir şey vermeyeyim ben ya. Öyle mi dedim? Valla adamcağız yani o kadar tatlı konuşuyordu ki ben de dayanamadım sevgi ifadesi olarak yani demek ki. Ya ne olursa olsun kardeşim koskoca Azerbaycan Cumhurbaşkanı ya birazcık saygı. Başka bir şey değil. Metin bir sus ya. Ne dedi peki adam? Şey dakikası bitmiş o yüzden çağrı yapmış. Ya onu mu diyorum ben ne dedi adam? Ya işte yarın sabah gelecek motora götüreceğiz çalıştığına göstereceğiz. Aha! Turgut abinin yeni yemin töreni vardı abi Yozgat'ta. Dolarları bozdurdum. Otobüsü kaçırınca da iki saat uyuyayım dedim. Otele o yüzden gittim. Gece işçileri. Gece işçilerim. Lan bana bakın. 5 yaşındaki çocuğun beyninde bile sizden nitelikli elemanlar çalışıyor. Vasıfsız eleman ilanıyla mı aldılar oğlum sizi benim beynime? Rezil ettiniz lan beni. Donayı cümle içinde kullanmamışsınız. Cümle bitti daha sonra söylettiniz bana. Gol be. Golü ben sana attım oğlum. Sen niye seviniyorsun? En azından gol oldu oğlum. 3 gündür oynuyoruz daha gol atabilen olmadı. Adam dinlemiyor bile lan beni. Bu akşam size fazla mesai var oğlum. Sabaha kadar matematik sorusu çözeceğim. Hadi bak. Hadi bak. Gece işçileri mi? Senin işlemcin 386 DX mi aslanım? Kaç dakika sonra bul yaları ya? Yalnız onun fişi takılı değildi. Hangimizin prizi fişe takılı be yavrum? Ya biz hadi geçmiş olsun. Yiğit, sen şeyi nasıl yapıyorsun ya? Pardon. Neyi la? Neyse ya siktir et. Bize ne AMK? Ulan insan ilkokul öğretmeniyle genel evde sıra kavgası yapar mı lan? Öyle haysiyetsiz birisi. Güvenme. Yok daha neler. İftira. Ya ben girmedim ki. Bakıp çıktım. Git lan. Gözümün önünde çelme taktın öğretmenine. Parayı bulmadan önceydi. Niye senin ne işin vardı orada? Ulan bana kimse söylemeyecek. Ya ben söylemedim ki. Senin lafından anlaşıldı zaten. Olur böyle şey lan. Benim lafımdan mı anladın? Evet. Hakkını helal et. Bir an aldım. Aynı mahallenin çocuklarıyız şunun şurasında. Bize yakışmıyor. Ya herif mahalledeki yatırla aynı yaşta. Beraber postal bağlamışlar. Kendine çocuk diyor ya. Hop aldım. Yine ben kazandım. Ulan ne kadar ağır bir kabanayım. Sırtımda 50 kiloluk insan taşıyorum sanki. Bakın bunu görüyor musun? Bununla Bağcılar'da 2 tane daire alsın. O yüzden buna gözünüz gibi bakın. Ben kralların yalnız gittiği yere gidiyorum. Kral Hilmi. Kral 3. Hilmi. Oh Hilmi. Oh Hilmi parası çar. Kralların yalnız gittiği yer. Nereymiş? Çöldürmeye gidiyormuşlar. Su akmıyor. Peçete de yok. Aha, canım sıkıldı. Ne olacak şimdi? Krala yakışıyor mu? Al, bakmadım. Ana! Ödüm koptu ya. Nereden çıktın oğlum sen? Kapat onu, kapat. Oğlum bunun arızası falan yok. Lan musluklar da tamam. Her şey tamam. Bilmiyoruz ki abi. Gündüzcüler bırakıp gitmiş.
Oğlum arıza falan yok, lanlar işte çalışıyor. Vallahi bilmiyoruz Ali abi. Gündüzcüler kapıya arızalı yazmış. Sadece bulmak istediği gibi bırakmamış. Ama sağlam bırakmış. Siz bizle bir durum geçiyorsunuz lan, enteresan mı? Yok abi, normal. Şimdi arızanın sebebi bu yazı mı? O zaman ben bu arızayı giderdim. Faturayı da Feyze Hanım'a yollarsınız. Çiğir atıya diye çıktı, helaya geldik herhalde. Ali abi. Ali abi. Abi. Ulan Feyza yarın gelir de yapılmadığını görürse bir sürü tatava yapar şimdi. Gel şuraya. Sıfırına da bak lan. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Bak oğlum, ben iyi bakmalıyım. Allah belanı vermesin seni kartal ya. La çık hadi çık. Arızası buymuş demek. Lan telefon yasak diye de kasaya bıraktırdın oğlum ya. Ben niye yasakladım oğlum? Kural böyle amına koyayım. Yoksa bence de çok saçma. Benzin pompasının davası mı vardı, telefonla yaklaşamıyor? Kapı bozuk. Ciğerim dalağım gitti. Ulan 12 saattir çişi gelip de içeri giren bir kadın bile olmaz mı lan? Lan çıkarın lan beni. Çıkarın oğlum beni. Kimse yok mu lan? Ne oldu? Kanka, dün gece ben çok kahve içtim ya, gaz mas çıkardıysan kusura bakma. Kardeşim kendine haksızlık etme. Dün gece sen gaz falan çıkarmadın, ultimatom verdin amına koyayım. Tuvalet dahi bulmaz derler. Ulan dün yaptığını Yunan sınırında yapsan savaş çıkardı piç. Çok sıkıştım. Kanka, sen bir arkanı dön de iki dakika ben şuraya bir uzatıvereyim ha. Elimde kalırsın. Taşa mı güveniyorsun Allah'ım lan? Ne taşı lan? Bunlar ne lan taş gibi? Salgın et, kendi sikletinde belirli bu. Kimse yok mu lan? Lan kimse yok mu lan? Çıkarın lan beni. Ananı sikiyim. Elimi kestim. Elimi kestim lan. Kartalın ha işte. Elimi bile sürmedim. Oğlum ben huylu adamım. Kan görmeye falan da dayanamam kanka. Bu yara mikrop kaparsa. Oğlum ne götü titrek adammışsın ya. Eninde sonunda biri gelecek. Rahat ol. Bir sakin ol. Hadi başka şeylerden konuşalım. Kafamız dağılsın. Mesela en sevdiğin filmi anlat kanka. Lan şu gözleri görmeyen amcanın oynadığı kamu spotu ya. Şuradan oynuyor şuradan. Çok acıklı. Acılı şeyleri severim ben. En sevdiğin kitabı anlat o zaman. Alfabe. Kitabın adı mı alfabe? Yok lan, bildiğimiz alfabe. İlkokulda hocam hediye ettiydi. 2 sayfa 29 harf. Yalnız sonunu pek sevemedim ben ya. Sonu derken? Ne oğlum işte B, Y, Z. Böyle biraz aceleye gelmiş gibi ya. Daha iyi olabilirdi sonu. Kimse yok mu lan? Lan çıkarın beni, kimse yok mu burada? Çok çişim geldi benim. Aklından bile geçirme, kafanı dağıtırım. İyice şişti bu. Mikrop kaptı kesen. Yalnız bütün gece yoktuk Feyza anamız. Ağzımıza sıçacak var ya. Kardeş sen böyle şeyleri kafaya takan adam değildin ya. Şu son zamanlardaki Feyza korkusu nerede başladı sende? Kanka sana bir şey itiraf edeyim ama aramızda. Ayıp ettin kanka, söyleyenin amına koyayım. Beni bilirsin. Ben ciddi ilişkilerin adamı değilim. Daha çok kendin düşür, kendin ye tarzı. En çok sevdiğim özelliğin kardeş. Ama iş Feyza'ya gelince... Ona da mı kendin pişir kendin ye lan? Seni oturduğun yere gömerim. Tamam. Ben galiba Feyza'dan hoşlanıyorum. Vay yalaka. Amir yalakası seni. Lan ne yalakası? Kıza aşığım galiba diyorum. Aşık mı? O nasıl bir yalakalık lan? Geri zekalı mısın lan sen? Ulan bir derdimizi açalım dedik. Kartal, bir kere de bir hayrın dokuz. Bir işe yara. Bir yaralı parmağı işe lan. Bu bir teklif mi? Kabul et, süper denk geldi. Kabul et. Doğru söylüyor. Dediğim gibi yani. Bundan sonra hep internetten alışverişim. Güzel olmuş ona. Deniz ne zaman gelir ya? Ben onun yerinde olsam bu saatten sonra gelmezdim. Sert davranma çocuğa. Ne de olsa Fahriye enişten sayılır. Ya Neşe, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Sen bu Deniz'de ne buluyorsun? Nesi var be, taş gibi çocuk. Yani bence bir kere kaba saba. Üstelik bağlanmayla ilgili çok ciddi problemleri var. Bana bak, üzülürsün. Üstelik adam pompacı ve kızım pompacı. Yani mesleki anlamda diyorum. Kızım sen daha klas adamlara layıksın. Bana bak, kendine gel. Vallahi taş gibi adam. Hiç bok atma Feyza. Her gördüğümde benim dibim düşüyor. Aysel, tuvaletin kapısı bozuk. Turgut abiye söyledim bugün yapmaya gelecek. Eşoleşik. Kardeşim kusura bakma. Yok lan. En azından Turgut abi gelecek, kapıyı açacak. Lan niye bu kadar ısrarlısın?
seni ilk gördüm dedim ki... Ulan ne karılar var be! Belki 20 kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurmuşum. Kömürlükte kok kömürlerinin arasında maden aramışım. Senin gibi bir müri, antiparantez akya balığı dururken iskorpit yakalayıp durmuşum. Hamster dururken trimax atının peşinden koşmuşum yalaya da. Ne çirkin laflar bunlar ya. Ne bak? Ne bak? Ne bak ya? Ne bak ya? Ne bak? Ya resmen romantizm akımını tekrar wordlattım ama dönüp bakmadım bile. Dedim ki bu kız romantiklik falan sevmiyor. Ben de içimdeki hayvanın tasmasını çıkarttım Eda. Tövbe bismillah. Ne oldu ya? Yok kız düşündüğün şey değil. Sen bunu benim bekaret kemerim mi sandın? Bunu yoldan gelirken aldım ya. 3 tanesi 10 liraydı. Bir tane almışım. 3 tanesi 10 liraysa tanesi 3,33 lira kız. Nesini anlamadın? Sudan ucuz 3 liraya kemer mi var? Bulursan bana bir kamyon al Eda. Emrah, ben romantiklikten hoşlanmıyor değilim. Belki senin romantizmin beni etkilemiyordur. Bacağını mı kaşıyorsun sen? Evet. Ne demek ya senin romantizmin etkilemiyordur? Adam mı seçiyorsun? Ama resmen faşistlik bu. Faşistsin sen. O zaman bunu kabul et. Emrah, beyhude yorulmasan. Belki kapılar sürmelidir. Ay parçası diyorum ki aşık olanın üzerine at sürmelidir. Hop! Bağladık mı Şah Azeri'ye? Ama bir dakika ya, sen romantizmi sevmiyordun. Lütfen bekleyin. 3, 2, 1. Şimdi geçebilirsin. Şimdi geçebilirsin. Kaç defa reddedildin Eda? Hiç değil mi? Bir kere reddedilen taraf olduğunu da anlayacaksın ne kadar katlanılması zor bir duygu olduğunu. Benim sırtım nasır bağladı kız kapında itilip kakılmaktan. Ama yine de vazgeçemiyorsan bir dur da kendine sor be Eda. Bu Yiğido ne kadar da beni seviyormuş de artık. O elf gözlerin göremiyor mu kalbimi? Ya o gözlerin yarısı yok Süpermen'de. Duvarın arkasını görüyor herif. Sen göremiyor musun kalbimi? Ama benim... Ama senin aklını kemiren bir kurt var. Bıyıklı pis kurt. Nerede o kurt şimdi? Kim bilir hangi elmayı kemiriyor? Ya ben burada kapını eskitiyorum. O nerede? Orada ulan! Tüylerim diken diken oldu lan. Oh! Nasıl bir giriş yaptım öyle? Tansiyonum düştü. Şuraya bir oturayım, soluklanayım. Abo! Görüyorsunuz değil mi? Böyle afon fisli girişler falan bana göre değil. Kendim bile şaştım kaldım. Metin! Metin derken tonlamaya bak. Süpermen der gibi. Yalnız Süpermen'i ben kullandım kanka, bak yakışmıyor. O zaman örümcek adam der gibi. Kurtarıcısına seslenir gibi seslendi. Metin. Şu anda da yeni aldığı koltuk takımını dişleyen köpeğine bağırır gibi seslendi. O zaman ben bir bok yedim. Eda, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi kirli ben? La bir sus, bir sus. Bir karışma. Eda, ya şimdi konuşacağım... Ya da sonsuza dek susacağım. Ses tellerin yırtıla emi sürünesici. Konuş be adam, konuş. Duydunuz mu, duydunuz mu? Lan daha bir şey demedim. Oo, kimler buradaymış? Metin'le Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz. Abi sakın ha, çok gizli o. Top secret classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yiğidi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Anam, o mu lan? Ben de korktum bir an. Ötelde mi var lan? Daha büyük cilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsuna gideyim. Mahallemizi yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Tanıyor musun adamı? O zaman şey yapalım ya. Ben tanıştırayım seni. Yol göstereyim sana yüreğim. Kemerine lan, kemerini al. Bekaret kemerim değil de. Eda'cığım, şunu da sana bırakayım tükenmeden. Ufam çıktı da. Kafana kadar güzel ya. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirben Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün modelleriniz bunlar mı? Vurma lan! Bunlar mı? 2 ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım, istiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka.
Ama neyse ya, beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu elemeyi, göz nuru iki saatte takacaksın. Sonra ben gelip iki dakikada üstüne çok affedersin sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün. Şuh Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şuh Eda olursan biz aşkından şuh Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikti bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sen de bel mel kalmamış. İncecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al, ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hemen ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım, ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman, ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi, şu dükkanla ilgilenme. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!